Selam herkese. Bugün malzemeleri bol ama yapımı çok basit bir tavuk tarifi vereceğim. Fırında yapacağız. Çok kolay bir tarif. Hemen vakit kaybetmeden tarife geçelim. Malzeme listesinden başlayayım. Çok acı bir sosa ihtiyacınız var. Yani eğer acı seviyorsanız. Tuz, karabiber, 1 kaşık kadar zerdeçal, 1 kaşık kadar kekik, ortalama 2 kaşık kadar bal, 1 kaşık acı toz biber, 1 kaşık kimyon, 5 tane de sarımsağa ihtiyacınız var. Tabii ki bir tane de tavuğa ihtiyacınız var. Hiç vakit kaybetmeden sarımsakları ezmeye başlayalım. Ufak bir ipucu vereyim. Eğer sarımsakları böyle sos gibi incecik olmasını istiyorsanız içine biraz tuz atın. O böyle zımpar etkisi yaparak daha da böyle macunsu bir kıvam elde etmenizi sağlayacaktır. Şimdi biraz tuzumu atıyorum. Ve bu şekilde ezmeye devam ediyorum. Hemen şöyle zaten kullanacağımız kabın içerisine tüm malzemeleri boca edip güzelce bir karıştıracağız. Sarımsağı koyduk. Bir miktar acı atıyorum. Bir kaşık kadar. Baharat kısmını tamamen siz kendi kafanıza değerlendirebilirsiniz. Ne kadar az ne kadar çok tamamen size kalmış. Tuz atıyoruz. Karabiber. Bir kaşık zerdeçal. Bir kaşık kadar dağ kekiği. 2 kaşık kadar bal. Bu bal ne işe yarayacak onu da anlatayım. Karamelize olmasını sağlayacak ve böyle nar gibi kızarmasını sağlayacak. Aynı zamanda güzel bir tat da verecek. Şöyle birinci kaşığımızı attık. İkinci kaşığımızı koyduk. Çok güzel. Kırmızı toz biberden bir kaşık atıyoruz. Kimyondan da bir kaşık kadar atıyoruz. Buraları bir kaldırayım. Ardından sadece karıştırıyoruz. Şimdi buradaki püf noktalardan biri. Bu malzemelerin üzerine de bir miktar zeytinyağı ekleyeceğiz. Evet, saymayı unutmuştum. Şimdi hemen onu almaya gidiyorum. Zeytinyağı bir miktar. Hem sıvılaştıracak hem de kızarmasını sağlayacak. Eğer çok zeytinyağı kullanmak istemezseniz bir miktar suyla da seyreltebilirsiniz. Yani çok az zeytinyağı, geri kalan su olarak da yapabilirsiniz. Hem de kalorisini düşürmüş olursunuz. Ben bir miktar da su koyacağım içerisine. Marinatımız hazır. Şimdi ne yapıyoruz? Tavuğumuzu alıp içerisine koyuyoruz ve tamamen her tarafını sosa yediriyoruz. Ortalama 1-2 saat kadar da buzdolabında bekletiyoruz. Eğer vaktiniz yoksa hemen de atabilirsiniz ama bana kalırsa bir miktar o sosların etin içine geçmesi güzel olacaktır. Hemen şöyle her tarafına yediriyoruz. Hatta içerisine de. Şimdi bu sos az gelecek diyenler olabilir. Fazla bile geliyor. O kadar söyleyebilirim. Şimdi burada ne yapacağız? Tavuğumuzu 2 dakikalığına şöyle bir süzdürüp tekrar biraz önceki tabağını alıyoruz. Geri kalan sosu bir kabın içerisine atıyoruz. Bunu nerede kullanacağız? Pişirince üzerine yavaş yavaş böyle soslama işlemi yapacağız. Tamam, bu kadar yeterli. Bunu birazdan kullanacağız. Tekrar tavuğumuzu aldık, yerleştirdik. Hatta şöyle üzerine atalım. Tavuğumuzu önceden ısıttığımız 180 derecelik fırın içerisine atıyoruz. Kontrollü bir şekilde izlemeyi, takip etmeyi unutmayın. Ara ara da üzerine fırçayla sos süreceğiz. Hemen bakalım. Evet, bu aşamadayken gördüğünüz üstü kurumuş ya, biraz şöyle sosumuzdan her tarafına yediriyoruz. Hatta varsa şuradaki soslardan da alıyoruz. Dikkat edin, eliniz yanmasın. Çok sıcak çünkü. Bu aşamayı ortalama 3-4 defa yapacağız. Tavuğumuz ortalama yarım saat 45 dakika içerisinde pişti ve gayet mükemmel gözüküyor. Bir 5 dakika dinlendirdim. Hemen ufak bir parça kesip tadına bakalım. Şöyle derisinden de bakacağım. Böyle bakıyorum.
kesinlikle mükemmel olmuş. Bütün baharatların özellikle sarımsağın iç içe geçişi ve balın da o mayoşluğu cidden çok güzel bir aroma yakalamış. Benim cidden hoşuma gitti. Eğer sizlerin de hoşuna gittiyse beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz aşağıda abone ol butonu var. Oraya basıp abone olabilirsiniz. Bu ve bunun gibi tarifler için takipte kalmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.